Rica ediyorum, o sözleşmeyi paylaştığımda okuyanlar varsa hemen alta bir düşebilir mi? Renkli camlar diye yazıyordu. Bilenler şöyle bir evet yazabilir mi? Ama rica ediyorum bilenler. Çok güzel. Şimdi iki arabayı resimde anlaşılmıyor. Başım gözüm üstüne. Bak, başım gözüm üstüne, resimde anlaşılmıyor. İki tane Volvo'yu yan yana getirdiğimiz zaman renkli olduğu, bir tık renkli olduğu belli oluyor ama ben de bu şekilde beklemiyordum. Ben siyah renkli cam bekliyordum. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Araba geldi, attığım mesaj Ufuk abi, abi camlar renkli değil. Dedi ki kardeşim, ben dedi yanlış anlattım. Sen dedi galiba dedi simsiyah dedi cam istiyordun dedim. Evet abi. İsveç dedi renkli camları dedi. Navigasyon dedi iptal etti dedi Avrupa Birliği. Navigasyon dedi tırlardan kaldırdılar görüş açısını bozuyor diye. Renkli camı dedi kaldırdılar. Yani renkli camla simsiyah bir renkli cam yok denildi bana. Ama iki Volvo'yu yan yana getirdiğin zaman tatlı böyle bir renklilik var. Ama senin benim bildiğim siyah renkli değil. Ben renkli diye biliyordum. Sözleşmede de renkli cam geçiyor. Bunun da tartışmasını yaptık. Ama onun izahı bana şöyle oldu. İki arabayı yan yana getirdiğin zaman bir tık renkli olduğunu anlayabileceksin. Onun dışında da anlayamazsın. Ama bizim için bir şey fark etmiyor. Ben cezalara alışkın olduğum için ben o arabaya zindan filmi çekeceğim. Kroma fazla asılmayacağım. O boru da siyah olacak. Yani krom ince detaylar. Kırmızı ve krom olarak ince detaylar koyacağım. Ama ön komple kardeşim siyah braket olacak. Biliyorsun çok yoruldum yaparken. Çok kafa vurdum. Ben bunu yapacağım dedim. Belki sanayiye 5 defa gittim. Ha, kendi elimle yapmadım ama imkan vardı. Ustalarımız vardı. Yardımlaşarak, projeyi üreterek, abilerimizden destek alarak neyi daha iyi yaparız diyerek çok güzel bir işlem yaptık. Çok güzel bir görüntü sağladık. Bugün boyandı. Pazartesiye kurur, zımpara pasta yapılır, aracımıza takılır. Resmini paylaşmayacağım. Yolda görenler hikaye atabilir. Ona bir şey diyemem ama ben araba yapıyorum diye iddia etmiyorum zaten. Altını çizerek söylüyorum. Araba yapıyorum diye iddia etmiyorum. Hayalimi gerçekleştiriyorum diyebiliyoruz. Ama sizin Polatlı bu işin zirvesi. Polatlı bu işin en güzelini yapıyor kral. Biz araba yapamıyoruz. Biz elime kadar geldi de kalbimin neresine sığamadın gittim be. PTT kargo bana vermedi. Şöyle elimdeydi hepsi sivri bijonlar. İşi ticarete vurdular. 4,5 milyar gümrük parası istediler. Elimi aldım böyle abi diyorum ya. Bunlar diyorum hediye geldi ya. Kardeşler Otomalatya teşekkürler kral. Böyle elime bakıyorum diyorum abi bak ben bunların hayaliyle yattım kalktım. Ver diyorum ya. Vermedi. Küçücük elime sığdın da kalbimin neresine sığamadın gittim be zalımın bijonları. Siyahın bakımı zordur ama beyazı ben her gün bakıyordum. Siyaha da bakarım. Selahattin abi doğru siyah alacağım diyor. Ben vermediğim sürece Sel hocam benden Dorsi'yi alamaz şayet. Ona kendisine de söyledim. Ben bu Dorsi'yi 350 milyar mal ettim. Bana 400 değil 450 milyar daha versen Selahattin abi dedim. Sana dedim bu Dorsi'yi dedim vermeyeceğim. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben bu Dorsi'ye başlarken Selahattin abi yaptığım işlemi hiç yakıştıramadı. Şahit misin? Bak burada Ege var Ege şahit. Yaptığım işlemi hiç yakıştıramadı. Bu ne dedi? Ben de kalktım ona dedim ki sen bunu beğenmiyorsun ya. İş bittikten sonra aynı soruyu, aynı cevabı dedim bana ver. Ben dedim sana dorsiyi bedavaya vereceğim. Ama sen bunu beğendikten sonra 500 bin liraya versen sana dedim vermeyeceğim. Feyzi teşekkürler. Peki neden Simli abi? Vallahi Simli'yi ben de beklemiyordum. Simli geldi. Feyzi teşekkürler. Tanju kardeşim seninle otobanda karşılaşmayı özledim be. Gelsin güzel günler. İnşallah Turgay Kral baş tacısın. İnşallah gelir de otobanda karşılaşırız. Bu saatten sonra gaz basmak yok. Sağdan ayıstan
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye değil, dünya çalkalanır. Size yemin ediyorum. Adıyaman aleykümselam. Şu an üstüne çok düştük. Yaptığım zaman Türkiye değil, dünya çalkalanmazsa, tek bir tane platform kullanırsam, gelin benim yüzüme tükürün. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Keşfetti dedim, esir alacağım. Almazsam dedim sosyal medyaya bırakacağım. İlk gece, gece saat 12'de 2 gün boyunca Keşfet'i esir aldım. Ve hala da almaya gidiyor ve daha benim elim değmedi. Benim dokunuşlarım, benim hayallerim o arabaya daha değmedi. Daha hiçbir şey görülmedi. Normal, standart, orijinal bir araba. Ama ne yaptı? Keşfet'i esir aldı. Şimdi yine aynı olacak. Rahat olun. Kral doğrusu kapanı yaparsın da bu sefer trafikte dağınık yaratıcı ceza yazılar. Önemli değil, yazsınlar. Ben yapayım da abi, yazsınlar. Hiç sıkıntı değil. Dorse mi daha zahmetli yok çizgi mi? Vallahi şu an kral Dorse. Dorse çok zahmetli oldu. Dorse çok uğraştırdı. Ciddi ciddi uğraştırdı. Ama karşılığını sizlerin yorumuyla telafi ederiz. Teşekkürler. Tırı sevdirdin be kral. Tanju ön boru Türkiye'de yasak mı? Turgay abi yasak. Kardeşten oto Malatya'dan bir baklava da. O Malatya'ya gelir, o baklavayı bana yedirmezse. Turgay abi ön boru Türkiye'de yasak abi, ama beni biliyorsun. Bilmiyorum, biliyor musun daha doğrusu. Kendimi övmek gibi olmasın. Ceza pek umurumda değil. Çok araba bağlattım. Çok cezalar yedim. Daha normal bir arabam olmadı bu zamana kadar. İlla ki bir uygulamada bir ceza yemişliğim var. 3 kere ehliyet vermişliğim var. Nasip ya. Beni bağlasalar da, gişelerden çıkarken bağlasalar da, uygulamada bağlasalar da, bu arabayı bir daha alamazsın deseler de, ben o işi yapacağım ya. Ben o boruyu cuma günü Almanya'daymış. Buraya gelmesi 15-20 günü bulurmuş. Şubat'ın sonuna doğru. Tarih vermek istemiyorum. Tarih verince başımın etini yiyorsunuz. O yüzden ben o boruyu bu sene takacağım abi ya. Bak bu sene diyorum ha. Vallahi. Şubat'mış, Mart'mış, Nisan'mış. Vallahi vermiyorum. Bijonların hayalini kurdum. Elime geldi. Petite vermedi. Bir şey söylerken de artık dikkat etmek istiyorum. Vallahi hani tekmiş, oymuş, buymuş. Herkesin arabası kendine güzel. Artık nokta koysak battığı için sesimi çıkartmıyorum. Ben yapayım baba, koyayım. Sosyal medya kullanıyoruz. Herkes her şeyi görüyor. Türkiye'de ne arabalar var? Herkes her şeyin farkında.